düşünün ki böyle bir ortamda kamuya nasıl bir güven olabilir ki? Kamu kurumlarının bu çürümüşlüğünün, bu dejenerasyonun hangi boyutlara ulaştığını görmek adına çok üzüntü verici. İşte bu çürümüşlük, bu yolsuzluk iddiaları zaten gençlerde ve toplumda ciddi bir umutsuzluk ve mutsuzluk yaratıyor. Yani bugün bu ülkede sizler de biliyorsunuz, siz de Kemal Bey de, gençler bu ülkeden akın akın gidiyor. Şimdi gittiği bu noktada diye gidiyor. Bir, işsizlik kavramı. İki, adaletsizlik kavramı. Üç, yani KPSS'de 90 almış, 95 almış genç bir arkadaşımız. Şeye girdiğinde, sözlü mülakata girdiğinde elenebiliyor. Şimdi dolayısıyla bu adaletsizliğin bu kadar üst seviyelere ulaştığı bir durumda dolayısıyla da gençler gidiyor. Ve bunlar bizim yarınımızı kuracak olan kitleler. Dolayısıyla bu bağlamda toplumun 4/3'ünden fazlasının kamuda yoksulluk yapılıyor iddialarına dile getirmesi, inanması maalesef içler acısı bir durum. Bunda tabii ki Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalar da önemli. Şimdi açıkçası bizim yaptığımız araştırmada beni de şaşırtan bir oran var. Sizde de göndermiştim ben araştırmayı, evet. Sizde de Kemal Bey'le de ama iktidarın tüm elindeki medya gücüne rağmen toplumun %48.6'sı görülüyor Sedat Peker'in yaptığı açıklamalardan, ifşalardan haberdar olduğunu söylüyor. Şimdi bakın bu noktada konvansiyonel medya olarak tamamı neredeyse iktidarın elinde. Buna rağmen siz 3-4 kanal demek ki topluma inebiliyorsunuz. Demek ki sizleri izliyorlar. Yani diğer kanalların da adını sayma çok önemli. Diğer yandan tabii ki sosyal medyada da bunun konuşuluyor olması. Bu çok önemli. Özellikle son dönemlerde muhalefetin de katılırsınız diye düşünüyorum. Muhalefetin de Sedat Peker'in açıklamalarını gündeme getiriyor olması, hatta suç duyurusunda bulunuyor olmaları çok önemli diye buluyorum ben. Diğer yandan sanırım önceki gün ya da geçen hafta mıydı çok net hatırlamıyorum. Erzurum'da muhalefet partilerden biri, şimdi partilerden bir ismini hatırlamıyorum. Ya İYİ Parti'ydi ya da Deva Partisi. İşte Taşkın Selçuklu'larla ilgili. İYİ Parti. Evet. Suç duyurusunda bulunmak için savcı aradı. Yani bakın. Savcı yoktu, yani biz, suç duyurusunda bulunamadılar. Evet, yani biz sosyal medyadayız, söylüyoruz savcı yok mu ve benzeri açıklamalarımız var, ancak canlı canlı adliyeye gidip bunu işleme alacak bir savcı arıyor bu ülkede. Şimdi dolayısıyla da yolsuzlukların bu boyuta geldiği yerde savcılar suç duyurusunu almamak ya da biriyle ilgili işlem yapmamak için kaçıyor. Ya da ilgili kişilere randevu vermiyor ya da ne bileyim hukukta randevu belki yanlış terim kullanıyor olabilirim ama bu noktada nasıl bir sıkıntılı süreçten geçtiğimizi hep birlikte görüyoruz. Yani çürümüşlük her boyutta var. Hukukta çürümüşlük söz konusu, ne bileyim bürokraside çürümüşlük söz konusu. O yüzden gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun, gerek Sayın Akşener'in, gerekse de diğer muhalefet parti liderlerinin bürokrasiye seslenmesini doğru buluyorum diye bilirim aşağıdan. Kemal, sorun var mı? Yani şey tabii not düşmek lazım. Yani Sedat Peker'in iddialarının yarısını, toplumun yarısının bu iddiaları bilmesi mevcut medya ortamında, mevcut siyaset ortamında başarı. Yani bağımsız medyanın başarısı diyelim. Ama normal şartlarda dehşet. Yani normal hani az buçuk Türkiye'nin, önceki Türkiye'nin yani yarı demokrasi olan Türkiye'nin halini düşünün. Orada da eleştirdiğim çok şey vardı ama iktidara yönelik bu kadar ağır suçlamalar yapılıyor ve toplumun bir yarısı da bunu duymamış. Bu da çok bence aslında bir de hani bardağın dolu ve boş tarafını birlikte görerek değerlendirmemiz gereken bir şey. Yolsuzluk, çok klasik bir soru soracağım ama hani değişiyor mu bu? Çalıyorlar ama çalışıyorlar kanaati. Değişmeye başladı mı? Oy verme davranışlarına etki edecek mi sizce? Yani Sedat Peker'in seçimlere 2 ay kala açıklayacağı şeyler gerçekten dengeleri alt üst edebilir mi? Hani bunu tabii AKP'nin kemik bir kitlesi olduğunu da hesaba katarak görmek lazım.
Şöyle söyleyeyim Kemal Bey, bu yolsuzluklar bundan 6 yıl, 7 yıl önce olsaydı ben o oranlara çok etki edeceğini düşünmüyorum. Sizler de katılırsınız diye düşünüyorum. Burada birçok siyasal bilimci, sosyal bilimci ya da araştırmacı da şunu dile getiriyor zaten. Ben de aylardır söylediğim bir şey var. Bu ülkede orta sınıf bittiği için aslında yolsuzluklar bu kadar göze batmaya başladı. Yoksa maalesef şöyle bir anlayış var bu ülkede, bu toplumda. Bal tutan parmağını yalar ya da demin sizin ifade ettiğiniz gibi çalıyorlar ama çalışıyorlar. Şimdi 6 yıl 7 yıl önce orta sınıf bu kadar sıfırlanmamışken, bu kadar güçsüzlenmemişken yolsuzluk yok muydu? Çok daha büyük yolsuzluklar vardı ve bu yolsuzluklar yeni başlamadı. 17-25'te ortaya çıkanlar mesela çok etkilemedi yani. Gibi. Orada mesela orta sınıf çok güçlüydü. Ya olabilir. Benim cebime dokunmadığı sürece bu yolsuzlukların da olmasında bir beis görmüyorum. Şimdi muhalefetin şunu dile getiriyor olmasını da işte tam da bu sebepten doğru buluyorum. Siyaset zenginleşme aracı olmamalıdır. Evet. Söylemini işte tam da bu bakımdan önemli buluyorum. Çünkü siyaseti bu toplumda maalesef zenginleşme aracı olarak yaptı birçok politikacı ve yapıyorlardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Akşener'in de ya da diğer siyasi parti liderlerinde bunu dile getiriyor olmasını bu bağlamda çok önemli buluyorum. Ancak geldiğimiz dönemde şu anda yapılan yolsuzlukların ayyuka çıkması, ifşa edilmesi ve benzeri o yorumları şöyle etkiliyor Kemal Bey. Çünkü artık